Evet, günaydınlar. Günaydınlar. Evet. Dış Budak köyüne gidiyoruz. Evet Ayhan Bey. Bugün yine beraberiz. Güzel. Evet. Siz de güzelsiniz. Ekip de güzel arkadaşlar. Evet, ekip de güzel. Benim arçıya evet, bakıyorum. Bizim arçımız, ayan arkadaşımız belgeli çünkü. Ya belgeli ya. Olduğu için o belgeli. Lan ver! Çek belgeyi. Bugün nereye gideceğiz, ne yapacağız, ne edeceğiz? Arkadaş bize bilgi verirse seviniriz. Evet, yürüyüş arkadaşları bunu bekliyor sonuçta. Aynen. Biz bir bilgimiz bilgimiz yok. Esas ürün geldi. Hello. Hello, Mr. Ayan. Evet. Abi, please. Ayan ben. Ayan. Ya bilinçlendirin lütfen. Kes. Performans Günaydın. Hey, ne yapıyorsunuz böyle? Ben sülale boyu gelmişler bunlar. Bir de kafa tutayım ben bunları arabaya. Beni indirip yiyecekler haberim yok. Neyse bunları inince giyeceğiz. Arabada olmuyor. Niye onlar be? Tozlar be. Ben burada giyeceğim. Acele etme. Toz yok zaten bugün be. İşte bütün mesele bugün zaten. Şart YouTube'da ne oldu? Çorap mıydı? Ne o? Ön konuşmayı Ayhan abim yapacak. Ha? Ben arkadan devam edeceğim. Arkadan. Ev adam kartı var abi. Ben çeyiz. Abi belgeli. Doğru. Doğru. Bak bakayım. Bak arkadaşlar. Çevirmen. Çevirmen burada, benim yanımda. Açın kapıyı, kaçırılıyoruz. Mahmut. Bilmiyoruz nereye gittiğimizi. Mahmut. Mahmut. Ben çeviririm her türlü. Sen gelsin o. Senin belgen var değil mi? Var benim, belgeliyim ben. Suriye çeviriyor musun Suriye? Hayır, hepsini biliyorum ben. Benim dilim sağlam. Gavurca hep biliyor. Bütün gavurcaları bilirim. Özgür. Kimin? Neymiş? Abi kardeşim, arazide çekmiş çalılığın dibine sal dudak. Dudak adamın doğum günü, manyak. Sana ben mi öğreteceğim? Ya da çiftler de gelir senin. Kutlarız. Ya biz zaten spor başlıyoruz abi. Şeker çok kullanmaz. Günaydın. Tam ayar yap. Tam ayarlıyorum şimdi. Tam ayar yap. Ayıp ediyorsun. Tam ayarlıyorum. Tam ayar yap bana. Bir kendin ki ya. Yalnız bunu yayını yemişsiniz. Ha, Mahmut abi açtı onu, en son ondan oldu. Röportajı burada mı vereceksiniz? Ormanda mı? Ormanda. Ormanda, peki. Kolay bir parkur. Zorlu bir parkur değil. Yağmurdan sonra ortalık çamurdur diye çok fazla doğru tutmadık. O yüzden rahat olun. Keyifli yapacağız. Hasta konumuzu değerlendireceğiz. Yine de bazı bölgelerden geçerken yoğun çamur olacak. O bölgelerde dikkat edin. Dikkatli basın. Ondan sonra oturmayın çamurun içerisine. Sonra parkur boyunca ıslak dolaşmak zorunda kalırsınız. Doğa yürüyüşlerini biliyorsunuz arkadaşlar, riskli bir spor dalıdır doğa yürüyüşü. Kronik rahatsızlığı olan var mı bilmiyorum. İnşallah yanınızda ilacınızı almıştırsınız. Ama ilacını almış, parmağının arası tutmuş. Ersun abi elini kaldırdı. Mamiyi aldık abi ilaç olarak. Tamam. Eğer böyle bir durum varsa öncelikle de doktorunuza danışmanızı ve bu spora uygun olup olmadığınızı, onların tavsiyesi üzerine hareket etmenizi öneririm. Yürüyüşümüzde
Yürüyüşümüzde bir öncümüz var, bir artçımız var. Öncü ve rehber şu an benim. Artçımız Ayhan. Öncünün önünde geçmek, artçının arkasında kalmak yok. Her ikisi çünkü haberleşerek burumuz dolduğu halde paket halinde götürmek için hareket eden iki görevli ekiptir. Yürüyüşlerimizde tuvalet ihtiyacınız olduğu zaman biliyorsunuz çiçek toplamak ama mutlaka çiçek toplayacağınız zaman yanınızdaki arkadaşınıza veya görevli kişilere haber verin. Doğadan sadece fotoğraf alıyoruz. Doğaya sadece ayak izi bırakıyoruz. Kesinlikle doğadan herhangi bir şey almak yok. Özellikle de arkadaşlar zaman zaman görüyorum. Bu bazı bitkiler var. Gören bitki örtüsleri bitkilerin soğanlarını falan çıkarıp eve getirmeye çalışan arkadaşlarım oluyor. Kesinlikle doğadaki çeşitliklere dokunmuyoruz. Sizin normal ördüğünüz bazı bitkiler aslında endemik bir bitki olabilir ve yok olmaya yüz tutmuş bir bitki olabilir. Ciddi cezaları da var. Örneğin bir ara bir gittiğimizde şakayık gösterdik. Mesela şakayık herkesin çok hoşuna gitti. Yeni yeni tomurcuk yapmıştı. Tohumunu çıkarmaya çalışan bir arkadaşımız oldu. İsim vermeyeyim şu an. Şakayın cezası arkadaşlar 100 bin liranın üzerinde. Bir de mantar toplama konusunda şu anda mantar mevsimi. Mantar toplama konusunda kesinlikle mantar toplanmasını tavsiye etmiyoruz. Ama olur da çok verimli bir bölge olmuş olsa dahi mutlaka dokunmadan toplamadan önce bizim bilgimiz olsun. Bize bilgi verin. Biz bakalım. İçimizde çünkü bu konuda belli bir bilgiye sahip olan donanımlı arkadaşlarımız var. En azından sizi bilgilendirme konusunda yönlendirelim. Evet, Ayhan'ın dediği gibi İzmir'de bir yürüyüş esnasında yürüyüşten dönen kişileri jandarma durdurmuş ve bizzat çantalarını kontrol etmiş. Büyük bir ihtimalle bu endemik bitkiler ve doğadan bir şey alıp alınmadığı da. Arkadaşlar biz çok rahat bir ülkede yaşıyoruz. Şöyle rahat bir ülkede yaşıyoruz. Yurt dışında bu şekilde parkurlara çıkılmadan önce belli noktalarda girişi ve çıkışı kontrol edilir. Ve ücretlidir. Neden kontrol edilir? Arkadaşlar dönüp gidip geldikten sonra dahi dışkı kontrolü dahi yapılır. Bunu unutmayın. Yani sen gittin geldin fakat nereye bıraktın bunu? Bu içindeki kötülükleri aldın geriye getirdin mi diye bunu bile kontrol edilir ki bizde böyle bir durum yok. Ama doğada çiçek toplarken de mutlaka üstünü örtmeyi unutmayalım. Eksik kaldığım bir taraf varsa arkadaşlarım tamamlasın. Ben bir şey soracağım. Buyur abi. Açalım hangisi? Ayhan. Mami'nin pozisyonunu takip edeyim. Mami orada... bugün serbest. Hem arka tarafın hem ön tarafın başını tutuyor. O bugün... Evet sigara arkadaşlar. Sigara molaları da sigara molası diye söyleyeceğiz. Her durduğumuz noktada mola ve sigara molası değildir. Grubu toparlamak için yapabiliriz. Sigara yapıldığı zaman orada molanın çok uzun süresine ve terimizin sık sık kurumasına sebep oluyor. O da rahatsızlık için bir başlangıç demektir. Sigara molalarında haber verdik. Yürüyüş esnasında zaten kesinlikle sigara içmiyoruz arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz herhangi bir şey? Var mı arkadaşlar? Türkiye şeyden Bulgaristan'da. Mük mük. Bu kim öyle? Bir cisim yaklaşıyor. Çok ciddi. Bir cisim yaklaşıyor. Lütfen yürüyüşme izin verin. Lütfen. Ve o arç. Keyifli yürüyüş başladı. Dur. Evet, günaydınlar. Güzel bir pazar günü. 12 Kasım 2023. Yine derneğimizin planlı faaliyetlerinden
Dış Bulvar Çeltik ortasındayız. Evet. 32 kişilik yine keyifli bir ekiple. Bu pazarı da işte boş geçmeden doğada, doğayla kendimizi entegre ederek tamamlamaya çalışacağız. Yaklaşık 10-12 kilometrelik bir parkur. Tabii dün yağan yoğun yağıştan sonra arazi biraz çamurlu. Ama evet. Çamur şifa demek. Kesinlikle. Onun da tadını çıkararak keyifli, güzel bir pazar günü yaşamımızı umut ediyoruz. Bütün dostlara sevgi ve saygılarımıza. Çok teşekkür doğalak ediyoruz. Mı? Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Saygılar. Evet. Mahmut abicim. Günaydınlar. Merhaba Ahmetciğim. Yeni bir gün. Yeni bir parkur. Düşünceler. Ahmetciğim yerleri de gösteriyorsun değil mi? Bak ne zor şartlara evet, yürüyoruz. Evet. Böyle. Bölgemizde yağışlı. Yağış vardı. Ama yerler de çok kötü oldu. Çok kötü evet. Ne yazın var. Tabi bu zorluğun üstesinden de beraber inşallah kalkacağız. Diğerleri gibi. Ümidimiz diğer uzun yollar, diğer kilometreler daha güzel olur inşallah. İnşallah. Baksana ayak kolu topu gibi maşallah. Maşallah. Ama bugün bayağı bir heyecan yaşayacağız. Kesinlikle. Ve heyecanlı ve zevkli olacak. Sarılı biliyorsun her yerde, her zaman yaşatılır, yaşanır. O yüzden bugün de inşallah atlayacağız bu çamurlarda. Evet. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Ahmet'im benim. Evet. Murat Bey'le de beraberiz. Merhaba Bey. Günaydınlar. Günaydın efendim. Bugünkü parkur konusundaki düşünceleriniz, hisleriniz? Bugünkü parkur biraz zorlu olacak gibi ve çamurlu olacak gibi. Ama her zamanki gibi keyif alacağız. Güzel bir yürüyüş olacak. Yeni katılımcılarımız var. Batu Bey. Merhaba. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk. Evet. Yürüyen arkadaşlarımıza iyi eğlenceler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Artçı'ya selam. Artçı çok sert bir konuşma yaptı. Evet Ersen abim. Merhaba. Yürüyüşe başladık. Başladık mı? Başladık. Başlamış gibi olduk. Zor biraz. Zor cilde, bir parkur. Cilde iyi gelir. Bak cilde iyi gelir bu. Sakallı. Parkur bak bakıma kolay. Girmişsin artık. Al bu milde. Evet parkur kolay. Parkur kolay. Zorlaştıran çamur ama biz çamuru severiz. Evet. Çünkü memleket her tarafı çamur dolu. Evet. Yani bir şekilde alışıkız çamura. Batmadan çıkarı çekiyor olacak. Bak tilki izleri de var. Evet. Yani tilkilerle aynı keşke yerde bulunmak. Keşke askeri postallarımı iyiyse. Çizmeye getirseymişim daha iyiymiş buraya. Gün röportaj güzel yaparken inşallah. Neye konuşuyorsun? Röportajı. Ama röportajımı bölüyorsun. Mı kestin? Röportajını kestik mi? Havanı kestik mi? Röportaj yaparken konuşmamam lazım değil mi? Değil mi? Evet inşallah güzel bir gün geçecek. Vallahi ya, ben bunu saymıyorum ama olsun ne yapalım evet. Olacak. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim sevgiler. Evet Muammer Bey'le de beraberiz. Teşekkür grubumuza ederim. Yeni katıldı kendisi. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlar vesile oldu. Biz de tadını çıkaralım dedik. Doğada ilk defa bulunuyorum. Atmosfer sabahleyin güzel heyecanlı başladı. İlgimi çekti yani. Araba biraz gürültülü olsa da otobüs bazı arkadaşlar evet uyandırdı beni. Evet. Ama inince huzura erdim. Dedim neredeymişik biz? Pavyonda gibiydik anasını satayım dedim. Nasıl bir gürültü bu? Bir ışıldaklarımız eksikti. Evet. Ama şimdi doğada bütün enerjimi toplayacağım. O huzura ereceğim. Fotoğraflar çekileceğim. Sohbetler edeceğim. Çamurun tadını çıkaracağım. Yani ilk turunuzda da bunların hepsini yapacak mısınız? Yani ya? Yapabilirsem. Yani bana yardımcı kadarla. Olacaksınız dediniz ya. Çağıran evet. Arkadaş yardımcı olacak. Cam takacağız dedi bir çağıran arkadaş. He. Camcıymış. Evet. Ve arkadaşım biri motorla gideceğiz dediler. Motor da yok ortalıkta. Kış geldi. Kış gelmiş. Ben anlamadım yani. Bir yere gittik çıktık gidiyoruz. Yani nereye bilmiyorum. Gittiğimizi de bilmiyoruz galiba. Bilmiyorum. Aslında bilinmezliği de seviyorum aslında. Ruhumda var herhalde küçüklükten beri kaybolmak. Evet. Ondan buradayım. Çok mutluyum. Teşekkür ederim. Hangi televizyona çıkacağız biz? Neresi burası? Biz size bildireceğiz bu konuda. Yanma yalnız yok. Benim eşim var, evliyim, çocuğum var. Biz bu konuda, arkadaşım, bildireceğiz size. Lütfen. Teşekkürler. Bravo. Doğru televizyon. Bizim televizyon bu. Evet. Bekle. Harçın dedim. Evet. Yürüyüşümüz başlamıştır. Sardos TV'miz. Siz söyleyecekmişsiniz. Arkadaş beni bilgilendirsin lütfen. Aydınlatın bizi. Abi öğrenmek istiyorum. Bu sopaları niye aldık? Çamur ne? Bu çamur nasıl bir çamur? Ne çamuru bu? Ne çamuru bu? Ayaklarıma bir şey var. Ayaklarıma bir şey bağlattılar. Nedir bu? Dur devre yandı. Tek tek gelin. Tek tek. Cildinize sürün. Her yerimize sürebilir miyiz? Her yerimize sürebilir miyiz? Her yerimize sürebilir miyiz? Ayan abi.
Ayhan abi miydi? Ayhan abi. Ayhan Bey. Ayhan Bey. Ayhan Bey lütfen. Şimdi gözlükler önemli. Belgeli. Ben onu merak ediyorum. Gözlükler gerekli mi? Güneş hocam, için. Hocam. Neden gerekli bize? Anlatır durum. Mısınız? Şu şey ne? Don mu? Ay pardon, boynuzdaki ne? Bez parçası. Don'a benzettim ama. Nedir o? Bardak ne bardak? Şey var, ipki ne olur mu? Ben boynuma taksam onu. Olur baba sen. Nereden? Sen ne takarsın onu sana? Şey ne o çanlar ne tangır tungur abi? Kaybolması ne? Kurtlar bizi. Kurtlar. İnek çanı. Kaybolması ne? Kaybolması ne? Vara mı gidiyorsun inek çanı? Bu ne böyle inek çanı? Vallahi. Abi bıçağa bak. Aa, Rambo musun siz abi? Ne o filmlerde gördüm ben bu bıçakları. Bu nereye şey, süreceğiz bu çamuru? Bu iksiri su herhalde, mavi su çamuru nereye süreceğiz? Mami Bey, Mami Bey bir dakika şey sorur musun? Ne kadar meraklı, ilk parkurda her şeyi öğrenmek istiyor. Nereye yürümüş, nereye kadar çıkmış? Ha, evet, bir bilgi sorsana, bilgi sor adama. Teknik bilgi. Ben merak ediyorum Ayhan abi. Ayhan abi değil mi? Doğru kişi. Ayhan, doğru. Ayhan Bey, Bey. Ayhan Bey. Bugüne kadar en yüksek nereye yürüdünüz merak ediyorum ben. Yani biz doğru kişinin ardında mıyız? Biz yeni geldik de. Yani kimin arkasından yürüyoruz? Ne yapacağız? Yeni döndük biz. Nerelere götürüyoruz? Neler anlatıyoruz? Neler yaşatıyorsunuz? O ruhu bize anlatır mısınız? En yüksek yeri nereye kadar çıktınız? En yüksek nereye çıktınız? Ne yaptı bu da bilmiyorum. Kavağa çıktık. Kavak çıkmış bak. Kavak dedin ne abi? Şey mi? Kavak ne? Kavak köy mü? Köy mü? Kavak ağacı mı? Kavak ağacı. Abi bu lazım mı? Bu ne şimdi? Nereye bizi kilitledin? Ha traktörün o. Rapim. Onun adı Rapim. Rapim o. Bunu takacağız mı bir yerimize? Yemişsiniz güvenli. Bu lazım. Aa! Ha olmaz. Ama arkadaşım zirve diyorsun. Sen zirve diyorsun ama nereye çıkmış bu adam? Nereye çıktın? Hangi zirveye çıktın abi? Ya lütfen iki daha konuşma. Ya, yanlış anlıyorum. Gelir misin ya? Sesli konuşsana bize. Ay siz Suriyeci biliyor musunuz? Suriyeci. Sarhoş TV yaklaşın. Sarhoş TV. Ah Sarhoş TV mi? Aa ben gördüm bu TV ya. Bu doğru yer değil mi? Evet arkadaş bu. Ha bu abi orada. Ben de diyeyim nerede söylüyorum. Gözlükleri çıkarsana abi. Danışman. Anlayamadım ben abi. Yavaş. Sabahleyin çıkacağız. Abi doğru ben onun izinden gidiyorum. Bak sol sağ, sol sağ. Yalnız pantolonlar böyle sıkı mı olmalı? Şey, Ayhan Bey. Abi böcek girer. Ama sol elim cebimde olmalı. Bak. Evet ona göre yürüyeceğim. Hareket bu. Saatimi de göstereceğim. Evet. Hadi hep beraber o zaman. Evet, evet. Ne yapıyorsanız da onu yapıyoruz. Sıraya geçin. Haydi. 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 Bak sol sağ. Sol sağ. Ayakları da. Evet. Evet. Sağ ol. Bak tek sekle. Sekledin mi? Tekle. Ayhan abi böyle. Bak hareket bu. Ekip harika. Ekip harika. Süper. Beğendi süper, bizi. Süper süper. Ayhan abi. Bunlar bizim apranti okulunun yamakları. Ayhancım büyük büyük. Apranti okulunda mı çıkmış? Ne aprantisi bu? Ne bu? Beygir miyiz lan biz? Nasıl konuşuyoruz apranti mi apranti? Mustang'e. Öğrenecek miyiz? Mustang o da doğru. Mustang'e bu abi. Söyle baba sen nasılsın oğlum? Yalnız abi kafasına don geçirmiş arkadaş arkada kaldı artçı. Artçı. Ver elektriği gel. Ay ben elektriğimi toprağa vereceğim. Nereye gideyim ben? Bana ne yapayım? Şey televole gibi ha. Öyle neredesin yakala. Sen dostayım ya. Ben şeydim bu televizyoncu. Bu bizim televizyonumuz. Sen bizim televizyon. Abi daha çamurun ne çamur olduğunu bilmiyor abi ya. Nasıl artçı başkan. Seni hiç kaybetmem orijinal renk giymişim benimsin. Üç kişi. Bugün senin günün. Tamam ver abi sen hepsini halledersin hayat. Mahmut'u da al yanına. Mahmut'u da destekle. Sen İlerleyen saatte günlerimiz güzel çekiyor. Olacak. Hadi gidiyoruz. Devam et. Ön taraf devam et. Ayağın arkada. Şimdi git baba. Çıkarsana şeyi. Bugün dış budak parkurundayız. Duygu ve düşünceleriniz diğer yürüyüşçü abilerimize de sorduk. Düşüncelerinizi alalım. Daha güzel bir parkur. Bugün havada mükemmel.
hakikaten. Dünkü havadan sonra bugün var ya, muhteşem bir hava var. Zaten coşku, enerji bütün yürüyüş ekibine yansımış. Herkes halay çekerek, oyun oynayarak gidiyor. Çok keyifli bir gün. Zaten rota keyifli bir rota. Yakın bölgemizin bizim ara çıkışları yaptığımız rotalardan bir tanesi. Ekip de keyifli zaten. Doğanın içerisinde olmak bambaşka bir keyif var. O daha çok keyifli. Söyleyecek fazla bir şey yok. Yürüyelim sağlıcakla. Teşekkürler. Hepimiz. Uzun bir süredir yapmıyorduk galiba bu parkuru. Evet, bayağıdır yapmıyoruz. Tahmin ediyorum aşağı yukarı 7 senedir falan oldu. 7 senedir falan rotayı yürümüyoruz. Çok rota olunca hangi rota yürüyeceğimizi iyice karıştırdık. Hepsini sıralamak zorunda kalıyoruz. Farklılık olsun diye ara ara uzun süre yürüyemediğimiz rotalara da bu şekilde geçiş yaptık. O da güzel oluyor. Hem rotanın geçen yıllar içerisinde değişimi, tabiattaki değişimi görüyoruz. Hem de tekrar bu rotanın üzerinde eski günleri rahatlıkla şekilde bir yürüyüş yapmış oluyoruz. İyi oluyor yani. Ara ara gireceğiz böyle eskiden yürüdüğümüz rotalara. Tekrar tekrar gireceğiz ama tabii bu endüstriyel plantasyon adı altında sıkça kesilen orman kesimleri bizim rotalarımızı değiştirmemize sebep oluyor. Bugün de bu sebepten dolayı eski parkurda ufak bir değişiklik yaptık. Tabii bu bizi 1,5 kilometre kadar kısalmasına sebep oldu rotanın ama yine çok keyifli bir kısımdan rotadan yürümüş olduk. Sıkıntı yok. Doğada yürümek kadar keyifli bir şey yok. Herkesi evet. Bekleriz. Evet. Pazar günleri çıkıp dışarıda alışveriş merkezlerinin esiri olmayın. Kendinizi doğaya atın. Kesinlikle. Negatif enerjiyi atın dışarıya. O haftaya pozitif bir enerji yükleyerek haftaya başlayın. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim ilerle ara. Şarjıyız, şarjı koşun koşun. Abi Elif konuştu yani. Bak, asla öz konuşur ama bir kere konuşalım. Evet, evet doğru konuşalım. Ben de geliyorum. Bravo. Önemli olan o. Evet abi anladım ben. Önemli olan o. Önemli olan.
sakta sarmış sivilen al gözü kullanırdı. Bak adam konuştu, konuştu. Konuşunca işe bitirir. O an patlıyor. Bak. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days searching for your praise. But is it even there to find? Yürüyüşler paradoksal bir döngüdür. Bu kısa döngünün içinde ayaklarımız bir yelkovanla akrebin birbirini kovalaması gibi hareket ederler. Biz doğru zaman içinde kaybolmuş zaman yolcularıyız. Zaman içinde kömürler yanınca balataları sıyırır. Balataları sıyırınca bu noktada yalnız kalırsın. Ve yalnızlık bütün kötülüklerin anasıdır. Yalnız kalan rakı içer. Rakı içince sarhoş olur. Sonra bütün etimolojik, sismolojik falan filan her şey başımıza bela olur. Doğru dürüst bu dünyada kalamayacağımıza göre en güzel spor omuzlara yükseldiği gündür. Teşekkürler. Sağ olun. Çok anlamlı ve manidar bir sözdü.